Şimdi de bir başka habere geçiyoruz. Şehirdeki yan kesicilik olaylarının artması dikkat çekiyor. Ne var ki yan kesicilerin şehrin sadece belli bir bölgesinde olmaması da polisi çaresiz bırakıyor. Ayrıca bu yan kesiciler o kadar becerikli ki kurbanlar genellikle durumu fark etmiyorlar bile. Bu hırsızların en çok tercih ettikleri şey ise erkek cüzdanları. Bu suçu durdurmak amacıyla polis en iyi müfettişleri olan Thompson ve Thompson'ı görevlendirdi. Fındık! Fındık! Elbette efendim. Vay canına! İşte bu yeni. Buyurun beyefendi. Merhaba Tenten. Thompson ve Thompson. Merhaba dedektifler. Seni yeniden görmek ne güzel. Hafta sonu alışverişim. Aslında bir vaka için buradayız. Şu yan kesiciyi yakalamaya çalışıyoruz da. Hani şu gazetelerde yazan. Evet ve tam buradan geçerken de bu güzelim bastonları gördük. Ne hoş bir tesadüf. Doğru. Evet. Bu güzel bastonları da satın aldıktan sonra Thompson yolumuza devam ederiz. Cüzdanımı bulamıyorum. Yan kesici. Benim cüzdanımı da çalmış. Merak etmeyin dedektifler, ben hallederim. Bir daha görüştüğümüzde bana ödersiniz. Bunu hemen bildirmemiz gerekiyor Thompson. Evet. Teşekkür ederim Tenten. Hoşça kal. Görüşürüz dedektifler. Zavallı Thompson ve Thompson. Beni bekle fındık. Vay canına. Çok güzel değil mi? Evet. Gerçekten de öyle. $25 verirsen senin olur. Ne dersin fındık? Bence kaptan buna bayılır. $20 olur mu? Elbette. Anlaştım. O gemi ne kadar? Üzgünüm bayım. Az önce sattım. O zaman senden satın alayım. Ama satmak istemiyorum. O gemi ne kadar? Ama az önce satıldı. Kime? Bana. Hadi fındık gidelim. Sana $40 veririm. Ne veriyorsa iki katına satın alırım. Git buradan. İlk önce ben geldim. $50 olur mu? Ben 60 veririm. 70. 80. 90. $100. Hayır. Satmak istemiyorum baylar. Şu adamlardaki cesarete bak. O adamlar neden bu gemiyi almak istedi çok merak ediyorum. Ben Kaptan Haddock'a güzel bir hediye almak istemiştim. Eminim görünce çok şaşıracaktır. Kaptan? Yine mi siz? Evet. Israrım için özür dilerim genç adam. Olur da satmak istersin diye sana kartımı vereyim. Belki ilgilenirsin. Pekala. Güle güle. Fındık. Hayır olamaz, kırıldı. Ne var? Merhaba karada gezen. Kaptan bak sana bir hediye aldım. 10.000 kasırga aşkına. Beğendin mi? Beğenmek mi? Çok güzel şey bu. Çabuk hemen evime gitmeliyiz. Ha? Hadi Tenten acele et. Kaptan neler oluyor? Böyle bir tesadüf olamaz. Kaptan. Bu da benim büyük büyük babam Sir Francis Haddock. Tıpkı size benziyor. Evet, o da yakışıklıdır. Evet. Şu gemiye biraz daha yakından bak. Aldığım geminin aynısı. Aynen öyle. Gemi demişken... Yanıma almadım ki. Çalınmış. Alo. Biri gemiyi çalmış kaptan. Gemimi mi çalmışlar? Sefil yaratıklar. Diz sürüngenler. Acınası parazitler. Onları bulunca onları öyle fena yapacağım ki sen bile inanamayacaksın. Kapatmam gerek kaptan. Hoşça kal. Tenten. Tenten.
Geliyorum. Geliyorum. Vay Sakarin. Aha, işte tek boynuzlu da burada. Tıpkı düşündüğüm gibi. Bu benim gemim. Buraya nasıl geldiğini bana açıklar mısınız lütfen? Sanırım bir hata yapıyorsun genç adam. Bu model yaklaşık 10 yıldır bende. Şimdi anlarız. Genç adam, ne yapıyorsun sen? Ana direk kırık değil. Özür dilerim Bay Sakarin. Bu benim gemim değil. Neler hissettiğini çok iyi anlıyorum. Bu sabah ben de öyle hissetmiştim. Ben de benim gemim orijinal sanıyordum. Çok çok özür dilerim Bay Sakarin. Sizi bir daha rahatsız etmeyeceğim. Umarım sen de gemini bulursun genç adam. Teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın. Tek boynuzlunun birebir aynı olan iki ayrı model. Ama bu hiç mantıklı değil. Kaptanı arasam iyi olur. Aa, meşgulmüş. Ah. Sonunda. Artık gidebiliriz Phoebe. Sonunda yağmur durdu. Herhalde dışarı çıktı. Hadi gidelim fındık. Evime bak. Ne hale getirmişler. Hangi hırsız hiçbir şey çalmadan gider ki fındık? Kim o? Thompson ve Thompson. Merhaba dedektifler. Merhaba Tenten. Buraya bastonların parasını ödemeye geldik. Beni yine soymuşlar. Beni de. Dün akşam sana para ödemeye geldiğimizde gördüğümüz adam çalmış olmalı. Hangi adam? Beyaz erkek. 1.70 boylarında, siyah saçlı ve bıyıklı. Pazardaki adam bu. Demek ki yan kesici hala serbest dolaşıyor. Daha dikkatli olmalıyız Thompson. Burnum. Neredesin Thompson? Ben aşağı indim bile. Demek pazardaki adam buraya gelmiş. Ne yapıyorsun fındık? Bu da ne böyle? Üç kardeş bir araya geldi. Üç tek boynuzlu denize açılacak ve öğle güneşinde her şey ortaya çıkacak. Bu ışıktan seher vaktine kadar da devam edecek ve sonra da hiç durmayacak. Kartal yuvası. Ne kadar gizemli. Sanırım bu bizim model gemide duruyordu. Galiba düşüp büfenin altına girmiş. Ve gemiyi çalan da içinde olduğunu biliyordu. O yüzden geri geldi. Neden? Bunun anlamı ne? Elbette. Acele et fındık. Hemen kaptana gidelim. Hazine avına çıkıyoruz. Yahu! Yan kesicilerle ilgili yaptığımız programımıza devam ediyoruz. Polis birkaç ipucu bulduklarını ancak suçluları yakalamak için halktan gelecek her türlü bilgiye açık olduklarını belirttiler. Vatandaşlardan dedektifler Thompson ve Thompson'la görüşmeleri istendi. Kaptan! Kaptan! Benim, Tenten! Kaptan, uyansana! Bir sorun mu var? Kaptan kapısını açmıyor. Kaptan Hedik? Kaptan! Bir adım daha yaklaş da beynini dağıtayım. Bir sorun var. Dayan kaptan, geliyorum. Bir, iki... Üç. Her şey yolunda mı? Korsanlar, içki atçılar, asalaklar, deli eşkıyası,
Sanırım kötü adamları kaçırmayı başardık ha? Tabii kaçırdık. Elimizde rom şişesi, tam yol ileri, kürek çekeriz. Neler oluyor kaptan? Merhaba sevgili Tenten. Bak bakalım kara perver, bu adamı görüyor musun ha? Francis Haddock. Sir Francis Haddock. Her neyse. Bu sandığı dün gece tavan arasında buldum. İçinde ne olduğunu asla tahmin edemezsin. Hazine mi? Hayır, günlük. Günlük mü? Bak. Sir Francis Haddock'in günlüğü. Evet, şunu bir dinle. Yıl 1676. Birinci Charles'ın filosunda bulunan yiğit bir gemi olan tek boynuzlu Karayip Denizi'ndeki Barbados'tan eve dönmek üzere yola çıkmıştı. Birden yukarıdan bir ses duyuldu. İskele tarafında gemi var. Binlerce kasırga aşkına bize doğru geliyor. Hem de tam üstümüze geliyor. Bayrağını çekiyorlar. Korsanlar, derhal güverteyi boşaltın ve tam yol hadi ileri gitmeye hazırlanın. Hadi, hadi, hadi diyorum. Çabuk. Hadi. Hadi tembel herifler. Çabuk, çabuk. Acele edin. Hadi, hadi diyorum. Tek boyunuzu onlardan daha hızlı gitmeye karar verdi. Binlerce kasırga aşkına faydası olmuyor. Yine de çok hızlı geliyor. Yapılacak tek şey kalmıştı. Tek boyunuzlu korsanlarla mücadele edecekti. Biraz daha yaklaşın bakalım. Aynen böyle. Biraz daha yaklaşın. İşte böyle. Hazır ol. Topları hazır edin. Tek boynuzlu korsanları hazırlıksız yakalamıştı. Yön değiştirmeye vakitleri de olmamıştı. Nişancılar yerlerinizi hadi, alın. Hadi çabuk hazırlanalım. Hadi. Hadi çabuk olun. Koşun, koşun. Ateş! Vurun onları aslanlarım. Ateş! Ancak bu yeterli değildi. Korsan gemisi yara almıştı ama daha batmamıştı. Bak, sonra da bayraklarını değiştirdiler. Kırmızı bayrak mı? Ölümüne savaş! Esir almamışlardı. Korsanlar gittiği daha da yaklaştılar. Top ateşinden kaçmak için tek boynuzun arka tarafına geçmeyi de başarmışlardı. Aralarında 50 santimden az mesafe kalmıştı ki birdenbire korsan gemisi tek boynuzuya yaklaşmayı başarmıştı. Artık iki gemi yan yana duruyordu. Vay canına. Korsanlar gemiye binmek istiyorlardı. Silahlar çekildi. Çapaları güverteye atmayı başardılar ve ölümle bir savaş başlamıştı. Hadi bitirin şu korsanların işini. Al. Kaptan. Geri çekil. Ha? Önümde durma. Seni gidi korsan deniz eşkıyası. Deniz yosunu. Bu adamı bana bırakın beyler. Gel de gör gününü seni eşkıya. Demek beni öldürmek istiyorsun ha seni parazit. Al bakalım o zaman. Gel bakalım. Arkamdan saldırısına görürsün gününü. Peki ya buna ne dersin? Ha? İşte Sir Francis'de böyle oldu. Kafasına ağır bir cisim düştü ve o anda güverteye yığılıverdi. Korsanlar kazanmıştı. Tek boynuzdaki mürettebatın hepsi de kaderine terk edildi. Neler oluyor? Adamlarım da nerede? Sizi gidi kabuklu deniz hayvanları, ahtapot kılıklılar sizi, hırsız kurbağalar.
Ben Kızıl Rackham. Ben de Sir Francis Haddock. Kızıl Rackham ismi kanını dondurmuyor mu senin bakalım ha? Her neyse. Senin topların yüzünden benim gemim batmak üzere. Ben de bu yüzden tek boynuzluyu ele geçiriyorum. Adamlarım gemideki ganimeti taşıyorlardı. Ama ganimet de ganimet hani. Bu gecenin keyfini iyi çıkar bence Sir Francis. Çünkü yarın sabah ölmüş olacaksın. O gece tek boynuzlu ıssız bir adanın koylarından birinde demir attı ve orada beklemeye başladı. Zafer sarhoşu olan korsanlar da kutlama yapıyorlardı. İçki istiyorum. İşte böyle. Aferin İçki size. İçki verin. Partiyi biraz hareketlendirmek gerek. İçki istiyorum dedim. Tek boynuzunun barut deposunun olduğu yere indi. Bu kutlamada biraz da havai fişek olsa iyi olur. Ölümlerden ölüm beğen Sir Francis. Sana bir sakal tıraşı yapayım da gör gününü. Ben de senin tüylerini yolayım o zaman seni korkak tavuk. Ya fitili söndürdük diye de her ikisi havaya uçacaktı. Ve söndürdü. Sinirlenmeye başladım Kızıl Rackham. Fındık. Ay, seni yakaladım işte. Kaptan. Aha. Kaptan. Kızıl Rackham öldü. Tanrı günahlarını affetsin adi korsan. Sir Francis kurtarılmadan önce 2 yıl boyunca bu adada yaşadı. Günlük de burada sona eriyor. Son sayfada 3 oğluna yazdığı bir mesaj var. Üçüne de kendi inşa ettiği ve kaptanı olduğu tek boynuzunun birer modelini bırakmış. Söylediğine göre gemi direğini çıkarttıkları zaman gerçek de ortaya çıkacak. İşte buldum. Kızıl Rackham'ın hazinesi. Kızıl Rackham'ın hazinesi gemi direğinde saklı. Hazine mi? Hazine mi? Elimizde rom şişesi tam yol. Merak etme kaptan. Biri bizde, diğeri de Bay Sakarin'de. Tek yapmamız gereken şey üçüncüsünü bulmak. İşte o zaman Kızıl Rackham'ın hazinesi de bizim olacak. Elimizde rom şişesi, Kızıl Rackham'ın hazinesi. Bekle bizi, bekle bizi. Yan kesici olayında bir gelişme yaşanıyor. Dedektifler Thompson ve Thompson şu anda yanımda. Evet dedektifler, sizce yan kesiciyi yakalamak kolay olacak mı? Şey, aslına bakarsanız çok kısa süre sonra onu yakalayacağız. Kesinlikle çok yakında yakalayacağız. Elinizde şüpheli evet var mı? Evet. Eski yan kesicilerin dosyalarını dikkatle inceliyoruz. Her taşın altına bakıyoruz aslında. Eğer bu şehirde bir yan kesici varsa onu bulacağımızdan da eminiz. Teşekkür ederim dedektifler. Araştırmanızda size bol şans.